Cümlemizdeki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 12 Temmuz 2019 Cuma ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyerek başlıyoruz. Bütün tehditlere, bütün baskılara rağmen S-400 anlaşmasından vazgeçmeyen Türkiye dediğini yaptı. S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'ye teslim edilmeye başlandı. Teslimat 3 aşamada tamamlanacak. Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400'lerde süreç nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar. S-400 hava savunma sistemindeki tartışmalara Milli Savunma Bakanlığı son noktayı koydu. Sisteme ait ilk malzemelerin sevkiyatı Ankara'ya yapıldı. S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır. 11 Nisan 2017'de Rusya ile imzalanan anlaşma kapsamında S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatı başladı. İlk grup malzemeler Mürted hava üssüne uçakla getirildi. Sisteme ait malzemeleri getiren ilk uçak Mürted hava meydanına iniş yaptı. Ardından peş peşe iki uçak daha Ankara'ya geldi. İndirilen malzemeler hangara götürüldü. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek. Sevkiyat önümüzdeki günlerde de sürecek. Eski adıyla Akıncı Hava Üssü, yeni adıyla Mürted Hava Üssü'ne intikal yapılan S-400'lerin kurulumu Türk ve Rus uzmanlar tarafından yapılacak. Mürted Hava Üssü 15 Temmuz Amerika destekli FETÖ darbe girişiminde ana karargah olarak kullanılmıştı. FETÖ'cüler darbeyi buradan yönetmişti. Sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanıma başlanacak. S-400'lerin bütün parçaları Türkiye'ye sevk edildikten sonra birleştirme işlemi yapılacak. O birleştirme işlemlerinin ardından S-400'ler kullanılacakları yerlere konuşlandırılacak. Ve süreç seyrinde devam ediyor. Biz bu işleri koordine ediyoruz. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi de teslimatın başladığını doğruladı. Sevkiyat Rus basınında da yankı uyandırdı. TAS Haber Ajansı'na göre Türkiye'ye teslimat 3 parti şeklinde gerçekleşecek. Kısa zamanda ikinci parti de uçakla gönderilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşan 3. parti ise deniz yoluyla yaz sonuna doğru Türkiye'ye ulaştırılacak. S-400 parçalarını Türkiye'ye getiren Rus kargo uçağı Mürted hava üssünden havalanarak Rusya'ya geri dönüş yaptı. Daha önce eğitimi alan Türk personeli de Temmuz-Ağustos aylarında eğitimine devam edecek. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Tüm tehditlerin ülkemize yöneldiği şu dönemde sistem Türkiye'nin hava sahasını koruyacak. Etkin menzili 400 kilometre olan S-400'ler 30 bin metre irtifadaki hedefi %90'a varan isabetle imha edebiliyor. S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi. Türkiye'nin hava sahası artık onların koruması altında. Rusya'nın ileri teknoloji ürünü S-400, dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri. Sistem, havadan gelecek tehditleri imha etmek üzere tasarlandı. Hedefe tepki verme süresi ise 10 saniyeden daha az. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla tehditlerin yöneldiği bir bölgede yer alıyor. Balistik füze saldırısı ihtimaline karşı Ankara'nın hamlesi S-400 oldu. Savunma ihtiyacı da böylece karşılandı. Türkiye topraklarını savunacak olan S-400, radar sistemleri ve füze fırlatma rampalarından oluşuyor. Radarlar sürekli olarak etrafı tarıyor. Havada füze ya da uçak gibi bir cisim gördüğünde de bu bilgileri hızlıca değerlendiriyor. Eğer cisim düşmana ait bir hava aracıysa füze anında fırlatılıyor. Füzeler ses hızının yaklaşık 10 katına ulaşabiliyor. Etkin menzili 400 kilometre olan S-400 tam 30 bin metre irtifadaki hedefi imha edebiliyor.
1800 ila 1900 kilogram ağırlığındaki S-400'lerin uzunluğu 7,5 metre, genişliği ise 519 milimetre. Savunma silahı hedefi vurma kabiliyetiyle de öne çıkıyor. Hata payı yok denecek kadar az olan S-400'ler uçaklara karşı %90 ve insansız uçaklara karşıysa %80 oranında isabet sağlıyor. Amerikan muadili Patriot'un gelişmişlik anlamında çok önünde olan S-400'lerin kullanım inisiyatifi Türkiye'de olacak. Üretici ülke Rusya ile teknoloji transferi de S-400'lerin tercih edilmesinde önemli rol oynadı. S-400'ler Rusya dışında sadece Çin'de bulunuyor. Tüm sevkiyatlar bittiğinde Türkiye S-400 sistemlerine sahip ikinci ülke olacak. S-400'lerin teslimat süreci Rusya'daki önemli bir isimle değerlendireceğimiz konu aynı zamanda. Moskova Devlet Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek hattımızda. Sayın Perinçek, iyi akşamlar, hoş geldiniz ana haber bültenimize. İyi akşamlar, hoş bulduk. Bugün tarihi bir gün, Türkiye Cumhuriyeti açısından, devletin bekası açısından, milletin geleceği açısından önemli bir gün ve biz de ana haber bültenimize vatana, millete hayırlı olsun diyerek başladık. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatları bugün itibariyle başladı. Konu Rus basınında da geniş yankı buldu. Siz öncelikle neler söyleyeceksiniz S-400'lerin teslim edilmeye başlanmasıyla ilgili? Çünkü bazı çevreler S-400 alınmayacağını öne sürüyordu. O iddialarına dair sosyal medya paylaşımlarını da teker teker silmeye başladılar. Şimdi bu S-400'lerin alınması tabii çok kritik bir konu. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Yani seneler sonra tarih kitapları bugünleri yazarken Türkiye'nin Atlantik'ten kopuşunu, Atlantik sisteminden kopuşunu, oradan özgürleşmesini yazarken bu S-400 alınmasını da bir mihenk taşı, önemli bir mihenk taşlarından bir tanesi olarak anacaklar. Artık yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'nin de bu yeni dünyada kendi yerini almaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla S-400'lerin alınması basit bir silah alımı veya bir savunma sistemi alımının ötesinde Türkiye'nin artık kendi kampını belirlediği bir adım oluyor. Artık Türkiye Atlantik'ten koparak Avrasya'daki yerini aldığını da S-400'lerle ilan etmiş oluyor. Tabii bu S-400'lerin alınamayacak diyorlardı. Tabii bunların hiçbiri bir bilgiye veya bir şeye dayanmıyordu. Tamamen Amerika'nın Türkiye'nin içerisinde estirdiği bir propaganda malzemesiydi. Kimi tabii buna bilerek alet oldu. Kimileri o propagandadan etkilenerek S-400'lerin alınmayacağını ilan ettiler. İlk başta böyle söylediler, arkasından baktı alınıyor gibi erteleyecek dediler vesaire. Bu aslında S-400'ler belki de kullanılana kadar bunun bir işte depoya konacak, paketi açılmayacak, işte başka bir ülkeye yerleştirilecek falan gibi çeşitli bahaneler, şeyler uydurmaya devam edeceklerdir. Bunları hiç kulak asmadan Türkiye ve Türk milleti de bu konuda önüne bakmalı ve bunu çok büyük bir olay olarak karşılamalıdır. Sayın Perinçek, değerlendirmeler yapılıyor, yapılmaya da devam edilecek. S-400 hava savunma sistemlerinin ilk parçaları gelmeye başladı dedik. O parçaların getirildiği yerde son derece dikkat çekici Mürtet Hava Üssü, eski adıyla Akıncı. Yani FETÖ'cülerin hain darbe kalkışmasının merkezlerinin merkeziydi aynı zamanda orası. Bu açıdan bir değerlendirmeniz olacak mı acaba? Yani bunu tabii bilmiyorum, bunu sembolik olarak mı oraya getirdiler bilemeyiz ama tabii 15 Temmuz darbe girişimi tamamen bir Amerika'nın kontrolünde olan, Amerika'nın kışkırtmasında olan bir darbe girişimiydi. Evet. Fethullahçıların düğmesini Amerika bastı. Hatta İncirlik üstlerinden destek
görmüşlerdi. Ve bugün de S-400'lerin alımı aslında baktığınızda Türkiye ile Amerika arasındaki kamplaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla 15 Temmuz'daki kamplaşmayla bugün S-400'lerin alımıyla ilgili olan kamplaşma birbiriyle aynı, Türkiye ile Amerika arasındaki bir mücadeleyi bize gösteriyor. Bu bakımdan sembolik olarak da mürted hava üstüne getirilmesinin bir bu böyle değerlendirebiliriz. Diğer tarafta S-400'lerin alınmasından da en fazla feryat figan eden de Amerika'dan sonra bakıyorsunuz Türkiye'de FETÖ'cüler. Bu bakımdan da yine mürted üstüne onun konması da yine işin doğru şekilde yapıldığını bize gösteriyor. Amerika sürekli tehditler savurdu. Hatta Amerika'nın S-300 vaktiyle incelemek üzere S-300 aldığı yönünde de bilgiler var. Türkiye'nin hemen burnunun dibi diye tabir edebileceğimiz noktalar. Mesela Yunanistan'da S-300 hava savunma sistemi var. Bulgaristan'da var. Slovakya'da var. Bu üç ülkede NATO üyesi. Türkiye S-300'lerin bir üstünü, en yeni modelini S-400'ü satın aldı. Amerika feryat figan ediyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Amerikan yanlıları da. S-400'ün alınması Türkiye'nin yavaş yavaş NATO'dan çıkacağı olarak değerlendirilebilir mi? Böyle bir görüşte bulunmak mümkün müdür, olağan mıdır? Yani bunu tabii o sürecin bir parçası bu. Çünkü savunma sistemleri dediğiniz şey içinde bulunduğunuz askeri ittifaklarla doğrudan bağlantılı. Eğer siz savunma sistemlerinizde içinde bulunduğunuz ittifakın dışında başka seçeneklere gidiyorsanız, yöneliyorsanız, yönelmek zorunda kalıyorsanız demek ki o ittifaktan da yavaş yavaş başka bir yöne doğru meyletmiş oluyorsunuz. Bu bakımdan değerlendirildiğinde tabii ki S-400'lerin alınması, hele Türkiye gibi bir ülkenin bunu kritik bir bölgede büyük bir orduya sahip olan Türkiye'nin bunu alması önümüzdeki süreçte de NATO konusundaki krizleri daha da su yüzüne çıkartacaktır ve aslında bunun da sonucudur. Bakıyorsunuz zaten NATO, hangi NATO? En son Norveç'te yapılan tatbikatlarda hatırlarsanız Atatürk'le Erdoğan'ı Türkiye'yi düşman kampına koymuşlardı. Yine bu NATO Türkiye'yi yine Doğu Akdeniz'den tehdit ediyor, Suriye'den tehdit ediyor. Dolayısıyla Türkiye artık NATO içerisinde kalarak kendi ulusal güvenliğini sağlayamayacak bir noktada. Şimdilik bunlar S-400'lerle giderilmeye çalışılıyor. Bu tehditlere karşı önlemler bu şekilde şimdilik alınıyor. Ama önümüzdeki süreçte Türkiye'nin NATO'dan çıkması çok daha şiddetli bir şekilde gündeme gelecek ve ihtiyaç olarak kendini gösterecek. Sayın Perinçek, S-400'lerle birlikte Türkiye'ye Amerika'dan yaptırım tehditleri peş peşe geldi. Bu tehditler son dönemlerde iyice sıklaştı. Ana unsur da F-35 tabii ki, Türkiye'nin satın alacağı, aynı zamanda projenin ortağı olduğu yeni nesil, 5. nesil savaş uçağı F-35. Pentagon'dan Türkiye'nin S-400 alması ile ilgili, S-400'lerin Türkiye teslimatına başlanması ile ilgili ilk açıklamada geldi. Pentagon açıklamasında Savunma Bakanlığı yetkilisi açıkladı. F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. Türk yetkililerle görüşeceğiz dedi. Benzer bir açıklama Türkiye'den de geldi. F-35 konusundaki görüşümüz değişmedi diye. S-400 bir başlangıç olabilir mi? Amerika F-35'leri vermeyeceğini üstüne basa basa söylüyor. Türkiye 5. nesil savaş uçağı konusunda da yine Rusya'ya yönelebilir mi? Rus basınında buna dair işaretler var mı? Yani Rus basında buna dair işaretlerin olmasının ötesinde bunlar
bizzat Rus devlet yetkilileri tarafından ve Türk devlet yetkilileri tarafından dile getirildi. Evet. Yani Savunma Bakanı Hulusi Akar, eğer F-35'leri vermezlerse biz de başka yerden alırız dedi. Birçok Rus devlet yetkilileri yaptıkları açıklamalarda eğer Türkiye isterlerse Su-57'leri, Su-57'ler Rusların F-35'e muadil olan uçakları, isterlerse Türkiye'ye Su-57 verebiliriz açıklamalarında bulundular. Dolayısıyla yani bu Rus basının ötesinde bizzat Türk yetkililerin, Rus yetkililerin dillendirdiği bir konu. Türkiye'de eğer F-35'leri alamazsa tabii ki bunu başka bir yerden temin edecektir. Burada da en önde duran ihtimallerden bir tanesi tabii bunu Rusya'dan temin etme olasılığıdır. Bu tür olayları Türkiye birçok dönemlerde yaşadı. Kıbrıs döneminde ambargolarla karşılaştı. Veya Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin satın aldığı gemileri İngilizler, parası verilmiş, sonuna kadar ödenmiş gemileri İngilizler teslim etmediler. Ama her zaman o durumlarda mutlaka bir çıkış yolu bulunur. Başka alternatifler, başka çareler de bulunur. Hele hele bugün Türkiye'nin önünde çok daha fazla seçenekler ve imkanlar vardır. Dolayısıyla Amerika'nın ambargolarından veya Amerika'nın yaptırımlarından korkacak bir şey yok. Fakat onlarla ilgili tabii gerekli tedbirleri de almak gerekir. Pençek, teşekkür ediyorum. Ana haber bültenimize katıldığınız ve görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun efendim. Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu arada bir sıcak bilgi de paylaşalım. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Tekrar edelim. Türkiye için önemli bir gün bugün. Zira Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya başladı. İlk 3 uçakla ekipmanlar Ankara'ya, Mürted'e getirilmeye başlandı. Amerika tabii ki tepkili. Bu kapsamda Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Bu ziyarette S-400 konusunun gündeme gelmiş olma ihtimali ağırlık kazanıyor. Dönelim bakalım Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar teslimatla ilgili neler söyledi. Bugünkü faaliyetlerin tamamlandığını söyledi Milli Savunma Bakanı, ama bir Gürkan'a dönelim, Ankara'ya bir dönelim. Ondan sonra Milli Savunma Bakanımızın haberini ekranınıza taşıyacağız. Gürkan, Ankara'da sıcak gelişmeler var galiba. S-400 konusunda mı? S-400 teslimatı başkentte nasıl yankılandı? Bunu sorarak sana sözü bırakayım. Burak Çayın, başkentte bir heyecanla karşılandı ve bütün özellikle basın mensupları açısından söyleyelim, hemen hızlı bir şekilde özellikle ulusal kanal olarak da bu S-400 füze sistemlerine ait parçaların getirildiği Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldik. Eski ismiyle Akıncı Hava Üssü'ne geldik ve burada ilk uçaklarda görüntülenmeye başlamıştı. Peş peşe 3 uçak geldi. İlk uçağın ardından 2 uçak daha geldiğini söyledik. 3 uçak içerisinde tabii bu S-400 sistemlerine ait hem radar hem füze sistemlerine dair parçalar ve aynı zamanda da rampaların da yer aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı ve buradan edindiğimiz bilgiler bu yönde. O getirilen 3 farklı uçağın içerisinde bunlar yer aldı. Kameraman arkadaşım Aydın Gergin göstersin. Hemen Mürted Hava Komutan Meydanlığı arkamızda bulunuyor ve orada yeşil olarak görünen yerler hangarlar. Uçaklardan indirilen o S-400 parçaları buradaki bu hangarların içerisine konuşlandırılmış, daha doğrusu yerleştirilmiş oldu. İşte ulusal kanal izleyicilerinin ekranına getiriyoruz. Oradaki hangarların içerisine Rusya'dan gelen uçaklardan indirildi ve yerleştirildiler buralara. Yaklaşık Rusya'dan gelen uçaklar 6 ila 7 saat Türkiye'de kaldılar. Buradaki hava üstünde kaldılar. Uçaklar geldikleri sıraya göre tekrar Rusya'ya dönüş yaptılar. Ve son dönen uçak ise saat 16 civarı Mürted buradaki hava meydan komutanlığından kalkışını yaptı. Rusya'ya doğru ilerleyişe geçti. Tabii bu uçakların önemli bir özelliği var ve büyük ve devasa ve kendi alanlarında önemli
bir kargo uçağı sınıfında bulunuyorlar. Antonov 124'tü buraya getirilen aslında uçaklar. Bir de Antonov'u 255'i var. O da en iyi sınıfında yer alıyor. Bugün buraya uçakların, o parçaların getirildiği uçak Antonov 124 ise o 255'in bir küçük modeli, bir küçük sıfatı, boyut niteliğini taşıyor. Tabii onların, o uçakların ön baş tarafları açılıyor ve oradan yükleme veya indirme işlemi yapılıyor. Bu uçakların, bu kargo uçaklarında böyle bir özelliği var. Normalde birçok kargo uçağı arka tarafından açılıyor ve oradan indiriliyordu veya yükleme işlemi yapılıyor. Bu uçaklarda ise ifade ettiğimiz gibi baş kısmı açılıyor. Oradan bu parçaların veya yüklenen malzemelerin indirim işlemi yapılıyor. Ankara'da dedik, büyük bir heyecanla, merakla karşılandı. Biz de o uçakların, gelen uçakların ve parçaları görüntülemek için Mürtet Hava Üst Komutanlığı'na geldik. Burada gelişmeleri aktardık. Eğer yine bir sıcak gelişme olursa ana haber saatimiz içerisinde paylaşmayı sürdüreceğiz Murat Şahin. Gürkan, teşekkür ediyoruz. Son derece önemli anlara tanıklık etmiş deneyimli bir arkadaşımızsın ama bugünkü tanıklığın çok daha farklı bir yer edecek herhalde meslek anıların arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar teslimatla ilgili konuştu. Akar, bugünkü faaliyetlerin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde sürecin devam edeceğini söyledi. Bildiğiniz gibi ülkemize, milletimize karşı çok ciddi şekilde bir takım tehdit ve tehlikeler var. Bu manada, bu çerçevede uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemini tedarik için çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin'le, Rusya'yla, Amerika'yla, Fransa'yla görüşmelerimiz oldu. Bu çerçevede bu görüşmeler sonrasında gördük ki bizim ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Rusya'yla Nisan ayında 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü ve bugün sabah saatlerine itibaren de toplam 3 uçak Mürtet bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Ve bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Herhangi bir sorun görmüyoruz şu anda planlı faaliyetlerimizde. Ve bu planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de sürmektedir Türkiye'de, Rusya'da. Bu önümüzdeki günlerde aynı şekilde devam edecek. Bakan Akar'ın açıklamaları bu şekilde ve sıcak gelişmeyi tekrar edelim. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi diyelim, zira kısa bir süre önce göreve başladı Satterfield. Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Bu ziyaretle ilgili Büyükelçi Sayın Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ı ziyaret etmiştir ifadeleri kullanıldı Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan o açıklamada. S-400'lerin Türkiye'ye gelişi gerilimli süreçler yarattı. S-400 takvimini bozmak isteyenlerin yoğun kampanyalarına rağmen Türkiye geri adım atmadı. Cumhuriyet Halk Partisi S-400'lere endişeyle bakıyor. Tıpkı CHP gibi HDP de S-400'ün karşısında tavır almıştı. Vatan Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ise sistemin önemini vurgulayan siyasi kanatlar olarak görev yaptı. İşte sürecin en başından bu yana yapılan açıklamalar, itiraz edenler ve savunanlar. S-400 Türkiye'ye geldi. Ancak geliş sürecindeki tartışmalarda Türkiye'nin yakın dönem tarihine iz bıraktı. Milli duruş gösteremeyenler oldu. Özellikle Amerika'nın tehditleri karşısında endişelerini her koşulda yansıttılar. Amerikan parlamentosunun almış olduğu bir takım kararlar var. Bu kararlar Türkiye'ye bir takım yaptırımların uygulanacağını söylüyor. Hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasıyla CHP'den ilk açıklama geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak kameralar karşısına geçti. S-400'lerle ilgili olarak baştan beri söylüyoruz. Biz karşı çıkmayız diyoruz. Ama dedi ve ekledi. Endişesi F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesiydi. Ama onun yanında bir başka bir şeyler daha söylüyoruz. Diyoruz ki bunları alırsak F-35'leri almamızda sıkıntı çıkabilir. Milli duruş tartışması da gündemdeydi. Görmeyi ümit ederiz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tezlerini daha çok dillendirsinler. Bize millilik, yerlilik dersi verecek durumda Sayın Çelik hiç değildir. İyi Parti'de NATO'ya bağlı kalmak istemenin bir gereği olarak S-400'lerin gelmesine karşı çıkan başka bir siyasi odaktı.
Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz. Yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor. Onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksınız bir depoya, çürüyecekler. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de partisinin son grup toplantısında S-400'ü hedef almıştı. Hala S-400'ler, F-35'leri bu ülkenin kaynaklarıyla bunları alma peşindeler. Ankara'ya getirmeyi düşünüyorlarmış. Getirsin sarayın bahçesine koysun. Her sabah çıkıp sevsin biraz. PKK'nın siyasi uzantısının yanı sıra FETÖ'de S-400'ün karşısında. Firari örgüt üyesi Emre Uslu sosyal medya paylaşımlarında sık sık vurguladı. S-400'ün alınamayacağını iddia etti. PKK, CHP, İYİ Parti ve FETÖ S-400'lere bu ifadelerle karşı çıktı. Türkiye S-400 savunma sistemlerini bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi ise yeni savunma sistemini savunan partiler olarak tarihe geçti. Ülkemizin S-400'den vazgeçmesi artık imkansızdır. Vatan Partisi ise ilk günden beri S-400'ün önemine dikkat çekmesiyle öne çıktı. Amerika, İsrail tehdidine karşı S-400'ü Türkiye olarak alacağız. Hem partinin genel başkanı Doğu Perinçek hem kurmayları S-400'ün alınması gerektiğini vurguladı. Bize şu silahı alamazsın, bu silahı alacaksın gibi dayatmalarının hiçbir değeri yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nin hizaya gelmesi lazım. S-400'ler yeni bir düzenin habercisi. Bu düzen dünyanın yeniden şekillendiğinin habercisi aynı zamanda. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, hava savunma sisteminin Türkiye'ye sevkiyatını bu sözlerle değerlendirdi. Perinçek, Türkiye'nin Atlantik sisteminden uzaklaştığını da söyledi. Niçin hoş geldi diyorum? Hoş geldi çünkü Türkiye'nin mavi vatanını savunmak, vatanını savunmak için... Ve aynı zamanda yeni bir dünya kuruluyor. Onun için hoş geldin. Aslında biz yeni dünyaya hoş geldin diyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olan S-400'lerin Türkiye'ye gelişini değerlendirdi. Amerika'nın tehditlerine, İsrail'in tehditlerine karşı, Yunanistan, Güney Kıbrıs, bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin önümüzdeki sürecini hayata geçirecek güvenliği sağlamak. Neyin güvenliğini alıyoruz biz şimdi? Atatürk devrimini tamamlamanın ve hayata geçirmenin güvenliğini alıyoruz S-400'lerle. Perinçek, hava savunma sistemiyle birlikte Türkiye'nin devrim sürecini tamamlayacağını söyledi. S-400'lerin alınması basit bir marketten silah seçme olayı değil. S-400'lerin alınması Türkiye'nin kendisini savunacağı ve buranın altını çiziyorum şimdi. Atatürk devrimini tamamlayacağı iklim geldi. Türkiye S-400'lerle birlikte Atlantik sisteminden uzaklaştı. Şimdi o Atlantik sisteminin bağlantılarından Türkiye çıkmaya başladı. Bu Atatürk devriminin tamamlanacağı bir iklime yerleşmek demek. S-400'de bu sürecin çok önemli bir olayı. Yani S-400'ün namluları nereye dönük? Atlantik sistemine dönük. Perinçek, hava savunma sistemiyle Suriye arasında bağlantı kurdu. Bir an önce işbirliği çağrısı yaptı. Hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye'nin vatan bütünlüğünün sağlanmasında bizim Suriye'yle işbirliğine ihtiyacımız var. PKK'yı bitirmek istiyoruz. İdlib'de terör örgütlerini temizlemek istiyoruz. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK'yı tamamen temizleyeceğiz. Önümüzdeki gündem budur. S-400'ler bir bakıma Suriye ile işbirliğinin de habercisidir. Çünkü S-400'ü alan Suriye ile işbirliği yapmak zorundadır. Amerika S-400 konusunda Türkiye'yi sık sık tehdit etmişti. Olası bir durumu Perinçek yorumladı. İnişe geçen güç, yenilen güç, yapabilecekleri tabii büyük bir devlet. Askeri bakımdan dünyanın en güçlü bir iki ülkesinden biri. Tabii bizim dikkatli olmamız lazım. Ama bu süreçten Türkiye bağımsız, başı dik, Atatürk devrimini tamamlama rotasına girerek çıkacak. Onun için Amerika'dan korkmuyoruz. Perinçek, yaşanan gelişmeleri yeni bir dünya düzeninin doğuşu olarak değerlendirdi. Nasıl bir dünyaya gidiyoruz? Devletler arasında eşitliğin, barışın hüküm sürdüğü, herkesin bağımsızlığına birbirinin saygı gösterdiği ve aynı zamanda daha halkçı ve paylaşmacı uygarlık yeni dünyanın tarifi bu şekilde yapılabilir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçreli mevkidaşıyla bir araya geldi. Çavuşoğlu'nun gündeminde Doğu Akdeniz vardı. Çavuşoğlu
Avrupa Birliği paylaşmayı Rumlara öğretsin, bize karşı bir adım atılırsa cevap veririz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nin saçma sapan bu dayanışma anlayışıyla yanlışların arkasında durmaması gerekiyor. Kendileri de biliyor, biraz önce söyledim. Beklentimiz son derece net. Kıbrıs Türk halkının hakları garanti altına alınsın. Paylaşmayı Rum tarafına öğretsinler. Kendilerine yıllardır bunu söylüyoruz. Bize yönelik atacağı adımların herhangi bir faydası olmaz. Ters tepler. Yani oraya ilave adımlar da atarız. Buna da kimse engel olamaz. Avrupa Birliği'nin Rum kesimini tatmin etmek için bugüne kadar sağlam duruş gösterdi, gerçi onu da kabul ediyoruz. Sırf dayanışma adına bize yönelik bir adım olursa biz bunun karşılığını da veririz. Ama Kıbrıs'taki faaliyetlerimizi daha da arttırırız. Hiç bu konuda tereddüt etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını korumak, kollamak için ne gerekiyorsa onu yaparız. Oysa bizim teklifimiz, Kıbrıs Türk halkının teklifi son derece sade, sarih. Adanın etrafındaki kaynaklarda Kıbrıs Türklerin hakkı var ve bu hak garanti altına alınmalıdır. Zaten bizim kendi kıta sahanlığımızdaki faaliyetlerimize yönelik de kimsenin bir söz söyleme hakkı da yoktur. Biz buna var. Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılara göz açtırılmıyor. Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Pençe harekatıyla koordineli olarak Zap ve Gara bölgeleri ateş altına alındı. Düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah, mevzi, barınak ve sığınaklar imha edildi. PKK'lılar Şırnak'ta el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Olayda yaralanan 4 bekçi hastaneye kaldırıldı. PKK'lılar Şırnak'ın Cizre ilçesinde bombalı saldırı düzenledi. Olay 22 sıralarında Cumhuriyet Meydanı İdil Caddesi üzerinde yaşandı. Teröristler önceden çöp konteynerine konulan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 4 bekçi yaralandı. Yaralı bekçiler Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Park halinde bulunan birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Teröristlerin yakalanması için ilçede operasyon başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki bölgelere, askeri birliklere takviyeler devam ediyor. Komando, obüs ve tanklardan oluşan konvoy Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'ya gönderildi. Suriye sınırındaki birlikleri takviye amacıyla çok sayıda askeri araç bölgeye gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 20 gündür Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'teki birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıyor. Akşam saatlerinde yine hareketlilik yaşandı. 3 ile zırhlı araç ve askerler gönderildi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy birliklere ulaştı. Araçların Suriye sınırında konuştuğu birliklere takviye amacıyla gönderildiği belirtildi. Amerika destekli FETÖ darbe girişimiyle ilgili CHP cephesinden yeni bir açıklama geldi. Parti Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi ifadelerini kullandı. Biz darbe meselesine şöyle bakıyoruz. Bu darbe öngörülüyordu, önlenebilirdi ve sonuçlarından yararlanıldı. Ama bu darbeyi darbe olmaktan çıkarmaz. Bu kanlı bir darbeydi. Bazı yerlerde bazı sözler duyuyoruz, işte tiyatroydu. Tiyatro miyatro değil. Bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi. Rejime kastediyordu. Meclise kastediyordu, ülkeyi yönetenlere kastediyordu, demokrasiye kastediyordu.
ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi. Bu darbe değildi, başka bir şeydi diyenlere de kesinlikle karşı çıkıyoruz. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 14 kişinin yargılandığı davada firari 9 sanığın dosyası ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan iki tutuklu sanığa 11 yıl 3'er ay, tutuksuz bir sanığa ise 6 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca müebbet hapse mahkum edilen iki sanığa kasten öldürmeye yardım suçundan 27 yıl, kamu görevlisini silahla hürriyetten yoksun kılma suçundan 12 yıl ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezası verildi. Savcı Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKPC üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 9 firari sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme, sanıkların olaydan pişmanlık duymamaları nedeniyle herhangi bir indirim yoluna gitmedi. Gaziantep'te Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerinde çilek hasadı sürüyor. Toplanan çilekler kilosu 10 liradan satılıyor. Üstelik üreticiler ürünü imece usulü topladıkları için işçilik maliyeti de olmuyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları'nda çilek hasadı devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında bölgede yedi veren denilen albion cinsi çileğin ekimini yaptırdı. İdilli Mahallesi'nde üreticiler üründen oldukça memnun. Bu çileğimizin en güzel özelliği doğal olmasıdır. %100 doğaldır. Hiçbir şekilde bunda ilaç yoktur. Geri geldiğinde hayvan gübresi kullanılır ve tat ve lezzet olarak bunu deneyip de ya bu çok güzelmiş demeyen insanı bulmak mümkün değil. Mayıs'ta başlayacak çilek hasadı Aralık ayına kadar sürüyor. Talep o kadar fazla ki üreticiler siparişlere yetişemiyor. Tıkır tıkır hazır gelen para. Hani sattım satamadım gibi bir derdiniz yok. Ha deseniz ki pazara sunuyor muyuz? Pazara da sunmuyoruz. Çünkü siparişe yetişemiyoruz. İnanın daha hiç yola çıkıp pazara bile sunmadık bu çileği. Gece topladığımız oluyor siparişe yetiştirebilmek için. Toplanan çilekler Hatay'ın İskenderun ilçesi başta olmak üzere çevre il ve ilçelere kilogramı 10 liradan satılıyor. Üreticiler aile bireyleriyle ve diğer üreticilerle imece usulü hasat yaptıkları için işçilik maliyetleri de olmuyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan on binlerce yavru kuş görsel şölen oluşurdu. Tuz Gölü'nde her yıl ortalama 20 bin civarında yavru dünyaya geliyor. Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan on binlerce yavru bölgeyi adeta flamingo cennetine dönüştürdü. Anadolu'da Bozkır'ın ortasında yer alan Tuz Gölü dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi. Her yıl on binlerce flamingonun konakladığı göl, beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor. Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingolar üreme alanında çok seçici. Akdeniz Havzası'nda özellikle Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyini seçiyor. Tuz Gölü'nün güneyinde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, el değmemiş doğasıyla dikkati çeken bölgede eşsiz görüntüler oluşturuyor. Tuz Gölü tüm Akdeniz ve Kuzey Afrika ölçeğinde flamingoların varlığı için büyük önem taşıyor. Bazı yıllar 20 binin üzerinde yavru Tuz Gölü'nden yumurtadan çıkıyor. Bu alanın bu kadar önemli olmasının nedeni ise insan faaliyetlerinden uzak ve korunaklı bir yer olması. Ancak Tuz Gölü, baraj ve yeraltı sularının azalması tehdidi altında. Gölü besleyen kaynakların korunması hem Tuz Gölü'nün hem de flamingoların geleceği için büyük önem taşıyor. Kısa bir araya gideceğiz. Tekrar karşınızda olacağız. Büyük milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri Cümlemizdeki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi'nde bizim de hissettiğimiz sıcak çatışmalar buradan. Türkiye.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ana haber bültenimiz devam ediyor. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına başlandı. İlk 3 uçak bugün Ankara'ya geldi. Mürted Hava Üssü'ne indi ve S-400 ekipmanlarının Türkiye'ye gelmesi başlamış oldu. Süreç devam ediyor. Neden Ankara? S-400'lerin ne zaman aktif hale geleceği merak edilen bir başka konu. Ankara'nın dışında farklı bir yere konuşlandırılabilecek mi S-400? Çünkü sadece bir set değil, birden fazla set gelecek. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Hasan Ünal'la S-400 konusunu konuşacağız. Sayın Ünal, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. S-400'ler Türkiye'ye gelmeye başladı. Vatana, millete hayırlı olsun diyelim. Çünkü son derece önemli bir adım. Ülkenin güvenliği açısından son derece kritik bir hamleydi. Amerika'nın tehditlerine boyun eğmeyen devlet S-400'leri aldı ve ilk teslimatlar yapılmaya başlandı. Ankara'ya getirildi, Mürted'e getirildi. Öncelikle Ankara konusunda kafaya takılan, akıllara takılan bazı sorular var. Yaklaşık 400 kilometrelik bir hattı kontrol edebilen S-400 sistemlerinin Ankara'ya, Mürted'e konuşlandırılması size göre sembolik bir karar mıydı? Henüz daha nereye konuşlandırıldığını bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla Mürted Havaalanı şu an için itibariyle teslimatın yapıldığı yer. Yani bunlar mobil bataryalar olduğu için zaten duruma göre başka yerlere nakledilebiliyor. Yani Türkiye'nin tehdit algısına göre nakledilmeleri mümkün. O yüzden şu anda Ankara'ya geldi ve Ankara'ya konuşlandırılıyor diye düşünmemek lazım. Ya da Ankara'ya konuşlandırıldığı takdirde de niye Ankara'ya konuşlandırıldı diye çok tartışmayı gerektirir mi bilmiyorum. Bununla ilgili olarak özellikle belki askeri uzmanların konuşmasında fayda var ama benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamalarda, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda bunların işte mobil bataryalar olduğu ve tehdit algısına göre Türkiye'nin bunları bir yerden bir yere götürebileceği, ancak şu ana kadar çıkan bilgilerden de bunların güneye konuşlandırılacağı anlaşılıyor. Yani Suriye sınırını kapsayacak, Mersin'e kadar gelen bir hatta, zaten Suriye sınırını kapsayacak bir şekilde yerleştirildikleri takdirde ve Mersin-Antalya hattına yaklaşacak şekilde konuşlandırıldıkları takdirde hem Suriye sınırını hem Kıbrıs'ta olup bitenleri doğrudan takip edebilmek mümkün olacak Türkiye açısından. Dolayısıyla gayet yerinde olur. Bu arada şunu söylemekte de fayda var. Tabii ki bunlar Türkiye'nin, Türk hava sahasının tümünü kontrol altına alan, Türk hava sahasının tamamını tarayabilen büyüklükte değil. Dolayısıyla daha fazla bataryaya ihtiyaç var. Ya belki daha fazla batarya için yeni S-400'ler alınacak veya bugün Hulusi Akar'ın ifade ettiği gibi belki Patriotlar da düşünülebilir. Eğer Amerika uygun seçenekler tavsiye eder, verirse, Türkiye'ye önerirse ve işte bu yaptırımda F-35'leri vermemekti gibi gibi politikalara sapmazsa Türk hava sahasının bir kısmında da Patriotlar konuşlandırılabilir diyor. Eğer Patriotlar değilse ya yeni S-400'ler alınacaktır veya belki S-400'ler yerine şu anda seri üretime başlanılma aşamasında olan S-500'ler söz konusu. S-500'lerle ilgili olarak da Rusya Savunma Bakanı bizzat kendisi yaptığı açıklamada bunu Türkiye ile birlikte üretebileceklerini, teknoloji transferini düşünebileceklerini, hatta üçüncü taraflara da Türkiye ile birlikte üretilen şekilde satılmasını planlayabileceklerini söyledi. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde seçenekler var. Zaten eğer bundan sonra diyelim yeni bir S-400 bataryası alınırsa onun da Ege'ye getirilmesi gayet yerinde olur. S-400'lerin teslimatı devam edecek Sayın Ünal. Bu arada çok tartışmalar oldu. Türkiye'nin S-400 alamayacağını iddia edenler oldu.
S-400'lerin Türkiye'ye gelmeyeceğini iddia edenler oldu. Gelse bile kurulmayacağını, aktif hale getirilmeyeceğini iddia edenler oldu. Aktif hale getirilecek mi size göre? Bence bu tartışmalar bitmiş durumda. Artık bu tartışmaların büyük bir kısmı geride kaldı. Yani hiçbir devlet bu şekilde önemli bir silahı aldıktan sonra ben bunu kullanmıyorum, paketini açmıyorum demez. Bu bir psikolojik harekattı. Yani Türkiye çok ciddi bir psikolojik harekattan geçirildi ama buna boyun eğmedi. Şöyle ki önce alamazsınız diye baskı yapıldı. Alırsanız işte F-35'leri vermeyiz. Ayrıca sizi Amerikan düşmanlarıyla ekonomik yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamına alırız denildi. Sonra Türkiye'nin kararlılığı test edildikçe ve hakikaten Türkiye'nin S-400'leri alma yönündeki iradesinde kırılma görülmedikçe bu sefer de yok yok alacaklarmış da galiba getireceklermiş de paketiyle bırakacaklarmış falan. Bu arada tabii işte S-400'ler Kıbrıs'a gönderilecekmiş, Azerbaycan'a gönderilecekmiş, Katar'a gönderilecekmiş gibi bin bir türlü akıl dışı senaryo tartışıldı. Akıl dışı çünkü mesela Kıbrıs'a yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne S-400'lerin yerleştirilmesiyle, konuşlandırılmasıyla Türkiye'nin güney sahillerine konuşlandırılması arasında çok büyük bir fark olmayabilir. Hatta oraya konuşlandırılması oradaki İngiliz üslerine sürekli inip kalkan İngiliz uçakları ve oradaki Rum üslerini kullanmak isteyen Fransa vesaire tarafından hiç de memnun edici bir durum olmayacaktır. Azerbaycan'la Ermenistan arasında bir askeri denge var. Rusya açısından o dengenin işte belli ölçülerde sürdürülebilmesi söz konusu. Dolayısıyla bizim S-400'leri alıp da Azerbaycan'a al ya bunu sana vereyim diye bir tercihte bulunmamızın mantıklı olmadığı ortadaydı. Keza Katar seçeneği aynı gerekçelerle. Ayrıca bu ülkelerin her biri Katar olsun, Azerbaycan olsun bu konuları Rusya ile kendileri de görüşebilirler. Yani bizim yani bu şey değil ya ben bir elbise aldım bana uymadı al bunu sana vereyim diye deyip verilecek bir şey değildi. Ama bütün bunlar maalesef bir psikolojik harekatın içinde sanki çok ciddi seçenekmiş gibi kullanıldı. Bir arada benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bu borsada, piyasalarda spekülasyon malzemesi olarak kullanıldı işte. Bilmem ne haber ajansına adının açıklanmasını istenmeyen saraydaki çok üst düzey bilmem kim demiş ki aslında S-400'ler getirilmeyecek. Konu beyefendinin de dikkatine şu şekilde sunuldu, şu oldu, bu oldu. Buna yani bütün bunlardan geçtiği bir yere geldi. Hatta ben dalga geçmiştim bir ara. Yani söylenmedik tek laf şey oldu. Türkiye'ye getirilecek ve sadece göçmen kuşlara karşı kullanılacakmış. İşte Kırım, Kongo, kanamalı ateşi taşıyan göçmen kuşlarını hangisi taşıyor, hangisi taşımıyor diye onların tespitinde kullanılacak radarı. Öbürlerine de S-400'lerle ateş edeceğiz herhalde diye. Yani şimdi elinde S-300 bulunan 3 tane NATO ülkesi var mesela. Bunlardan biri Yunanistan, biri Slovakya yanılmıyorsam, öbürü Bulgaristan. Hepsi bunları kullanıyor. Bir ara işte Yunanistan'da bunların aslında paketlendiği, bilmem nerede durduğu falan söylendi. Bunun böyle olmadığı aslında Yunanistan'daki S-300'lerinde, çok S-300'lerin ilk modellerinden biri olmakla birlikte gayet aktif bir şekilde kullandığını herkes biliyor. Geçmiş yıllarda zaten İsrail savaş uçaklarının ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nin zaman zaman bu S-300'leri elektronik harp tatbikatları içinde kullandıklarını yine biliyoruz. Dolayısıyla bence bu sürecin sonuna gelindi. Yani siz böyle bir silahı alıyorsunuz sonra da paketleyip dolabına koyuyorsunuz falan böyle bir şey olmaz. Ya bunlar aktive edilecektir ve sürekli olarak aktif kalmaları gerekir. Çünkü zaten tehdit algısı planlaması yapsanız bile tehdidin bir anda nereden nasıl ortaya çıkacağı bilinemez. Dolayısıyla radarlarının sürekli açık olması ve aktif olması gerekir. Şimdi Sayın Ünal, ilk S-400 Ankara'da Mürtet'te. Devamı gelecek dedik. Güney'e gidebilir mi? Yani mesela İncirlik Üssü ya da Diyarbakır'daki hava üssüne konuşlandırılabilir mi bir bataryada? Benim
basına çıkan bilgilerden anlayabildiğim kadarıyla güneye zaten yerleştirilmesi düşünülüyor. Yani bunlar spesifik olarak Diyarbakır'daki şuraya ya da bilmem İncirli'yi şu şekilde kontrol edecek, tarafsız edecek şekilde değil ama Suriye sınırlarından Mersin'e kadar bir hatta bataryalar halinde konuşlandırılacağı söyleniyor. Eğer böyleyse zaten Türkiye'nin ihtiyaçlarının büyük bir kısmı karşılanıyor. Bu sizin dediğiniz bölgelerinde hepsini tarıyor zaten o zaman radarları. Hem ta Kıbrıs'a kadar, Kıbrıs'ın güneyine Mısır'a yakın bir bölgeyi etkili bir şekilde tarama kabiliyetine ve o bölgelerden Türkiye'ye yönelecek tehditlere karşı yine etkili bir şekilde karşı koyabilecek bir kabiliyete sahip oluyor Türkiye. Hem de Suriye sınırını, orada İncirlik diyebilirsiniz. Rusya'nın yapmakta olduğu nükleer reaktörün bulunduğu Akkuyu diyebilirsiniz. Bunların hepsini şu veya bu şekilde kontrolü altına alacak pek tabii ki. Türkiye yıllardır Amerika'nın ikinci el diye de tabir edebileceğimiz tanklarına, toplarına, tüfeklerine, savaş gemilerine, savaş uçaklarına mahkum bırakıldı. Şimdi Türkiye yepyeni bir sistemle tanışıyor. Türkiye Amerikan boyundurundan da kurtuluyor. Ama şimdi Türkiye Rusya'ya bağımlı hale gelecek şeklinde de iddialar ön plana çıkıyor. Neden ısrarla Türkiye'nin Amerika'ya kul olması ya da bir başka ifadeyle göbeğinden bağlı olması isteniyor bazı çevrelerce? Şimdi onu bence o çevrelere sormalısınız. Ama işin esasına gelecek olursak, Türkiye 1974 Kıbrıs Harekatı üzerine, Kıbrıs çıkarması üzerine Amerika'nın, Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye karşı silah ambargosu kararı almasıyla birlikte Amerika'ya olan bu silah tedarikinde Amerika'ya olan bağımlılığını azaltmak zorunda olduğunu hissetti. Ve bununla ve bu konuda da harekete geçti 1974'ten itibaren. Ve 1980'den itibaren de bu pek çok konu, özellikle yerli savunma sanayi konusuna dair ciddi yatırımlar yapıldı, adımlar atıldı. Ve bu sürekli olarak neredeyse her hükümet döneminde planlı programlı bir şekilde azalan, bazı hükümetler döneminde biraz daha çok, bazı hükümetler döneminde biraz daha az olsa da sürekli olarak Türkiye savunma sanayini oluşturma yönünde ciddi adımlar attı. Dolayısıyla Türkiye mesela diyelim şu S-400 alınımından önce Amerika'nın böyle boyunduruğunda bir ülke durumunda değildi. Bunu Amerika belki bir zaman zaman böyle görmek isteyebilirdi ama böyle değildi. Mesela zaten Türkiye'nin ihracatına baktığınızda savunma sanayi ihracatının ciddi rakamlara ulaşmış olduğunu görüyorsunuz. Ve savunma sanayindeki bu ivmenin artarak devam ettiğini de görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Rusya'dan S-400'ler almak Türkiye açısından fevkalade doğru bir karar. Çünkü zaten hem ihtiyacımız var bu silahlara hem de bu aldığımız silahlar bu segmentteki en iyi silahlar. Ayrıca Rusya ile askeri ilişkilerimizi geliştirmemizin Türkiye'nin savunma sanayini geliştirmesine de paradoksal bir şekilde yardımcı olması mümkündür. Çünkü mesela şimdi Rusların açıklamalarında ilginç şeyler var. Birisi az önce söylemiştim, S-500'lerin ortak üretimi, teknoloji transferi vesaire gibi. Bir başka şey daha söylediler bir iki gün önce Rus savunma yetkilileri. Dediler ki Sukhoi 57 uçağını bir konsorsiyum şeklinde üretmeyi düşünebiliriz. Yani bu F-35'lerin üretimi gibi. İşin içinde Türkiye olur. İşte katılmak isteyen güvenilir başka ülkeler olursa filan diye. Hatta Hindistan'ın adını telaffuz ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama Türkiye adı da telaffuz edilmişti galiba. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. En ideali bunun Türkiye'nin savunma sanayinde %100 oranda bağımsızlığını elde etmesidir. Ama yine şunu da kabul etmek lazım ki bugünkü dünyada hemen hemen hiçbir alanda %100 bağımsız olmak da mümkün olmuyor. Bazen yaptığınız çok önemli bir şeyin, makinanın, birimin, bir işin bir takım parçalarını başkalarına ürettirmek hem ekonomik hem de siyasi açıdan faydalı olabiliyor dönem dönem. Dolayısıyla bir yandan Rusya'dan alınan bu silahların faydalı olacağını söylerken öte yandan Türkiye'nin yerli savunma sanayini geliştirmesi gerektiğini de düşünmeliyiz. Zaten bu yönde de
atılan adımlar var ve hız kazanmış durumda. Mesela bir anda bu İHA SİHA meselesini düşünelim. Bu alanda şu anda Türkiye ilk 5 ile ilk 10 arasında gösteriliyor dünyada. Muazzam bir başarı. Amerikalılar o konuda da bize eski tabirle muhanet davranmışlardı, vermemişlerdi. Hep böyle Türkiye kendi çabalarıyla alasını yapmış oldu ve gayet de iyi oldu. Şimdi bu diğer alanlarda da mesela Atak helikopterlerinin yapımıyla ilgili Türkiye Kobra almak istedi. Amerika yıllarca Kobra vermedi. Sonra ben kendim yapayım o zaman ihale açayım dedi. Amerika teklif bile vermedi. Sonra Türkiye bu Atak helikopterlerini yanılmıyorsam bir İtalyan firmasıyla birlikte yapmaya kalkınca Amerikalılar size Kobra verelim falan demeye başladılar ama iş işten geçmişti. Burada da yani bu S-400'ler konusunda da yani daha önce bize Patriotları vermeyerek aslında büyük bir iyilik etmiş olacaklar. Burada kritik sorulardan biri şu, Amerika F-535'leri pardon bize vermemeye yönüne gidebilir mi? Bu CATSA denilen Amerika'nın düşmanlarıyla ekonomik yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamına Türkiye'yi alır mı? Almak zorunda kalır mı? Kongre bu kadar bastırır mı? Olabilir ama şunları da söylemek lazım. Mesela o CATSA eğer bir NATO üyesi ülkeye, hele hele Türkiye gibi bir ülkeye karşı uygulanırsa zaten nasıl söyleyeyim abuk subukluğun zirvesine tırmanılmış olunur. Çünkü CATSA bir NATO üyesine karşı kullanıldığı takdirde o zaman NATO kalmamış demektir. Bunların hepsini bir görmek lazım ama öte yandan şunu da görüyoruz. Mesela Amerikan yönetimi kendi içinde dağınık bir görüntü veriyor. Başkan Trump Türkiye'ye böyle yaptırımların uygulanmasını istemiyor. Türkiye'nin haklı olduğunu da söylüyor kamuoyu önünde üstelik S-400'ler konusunda. Ama Amerikan Kongresi, Amerikan devlet kurumları da Türkiye'ye işte sana gününü göstereceğiz der gibi konuşma eğilimindeler. Bu başıbozukluk içinden neler çıkacağını tahmin zor ama sonuçta Trump şöyle bir yola gidebilir. CATSA'daki 12 yaptırımdan en hafif olan 5'ine gidebilir ama buna dahi gittiği zaman Türkiye mutlaka ve mutlaka karşılık vermelidir Amerika'ya. Çünkü Amerika ile bizim aramızdaki tek sorun S-400'ler değil. Amerika'nın PKK-PYD'ye destek vermesi, Amerika'nın Kıbrıs konusunda Türkiye'ye anlayışlı davranmaması, ve bir şekilde Türk ordusunun adadan çıkarılmasıyla sonuçlanacak her türlü işte tasarıyı, planı, düşünceyi, çözüm planı diye Türkiye'nin önüne getirip hadi bunu yapın diye diplomatik zorlamalara girişmesi, Ermeni soykırımı iftiralarında habire Türkiye'nin önüne bir takım bir şeyler getirmesi dostane şeyler değil. Dolayısıyla Türkiye yaptırımlardan korkarak hareket etmemelidir. Şu ana kadar da etmedi. Bundan sonra da etmemelidir. Çünkü eğer diyelim S-400 alımından vazgeçseydik yaptırımlardan korkarak. Peki yarın mesela şu anda sizin haberinizde de geçti. Suriye sınırına yığınak yapılıyor. Yani bu belki de PYD'ye karşı bir askeri harekatın başlangıcı olabilir. Yarın bize Amerika derse ki PYD'ye karşı askeri operasyon yaparsanız o zaman size yaptırım uygularım vaz mı geçeceğiz? Veya şimdi Kıbrıs açıklarında yürüttüğümüz sondaj ve arama ve sondaj faaliyetlerini durdurun derse, durdurmayınca yaptırım uygularım durdurmazsanız derse ondan da mı vazgeçeceğiz? Yani bu mümkün değil. Devlet olma özgürlüğümüzü kaybederiz. Dolayısıyla Amerika'nın dağınıklığından neler çıkacağını görmek lazım ama bu arada kararlılığı da sürdürmek doğru bir siyaset olur. Çünkü şu ana kadar sürdürdüğümüz kararlılıktan hep sonuç alarak belli bu noktaya geldik. Bundan sonra da eminim sonuç alacağız. Çünkü Amerika zaten sadece bize karşı kafa karışıklığı ve dağınıklık içeren politikalar izlemiyor. Aynı şey Çin'e karşı politikasında, Rusya'ya karşı politikasında, İran'a karşı politikasında da gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde kararlılık gösterisinde bulunmak lazım. Ama en önemlisi bütün bunları yaparken diplomasiyi devreye sokmak, akıllıca davranmak, başta Suriye olmak üzere çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizi de bir an önce normalleştirmek lazım.
Bizim Suriye ile ilişkilerimizi normalleştirmemiz, hatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne aktif destek verir hale gelmemiz ulusal çıkarlarımızın gereğidir. Mısır'la aramızda ulusal çıkarlarımızdan kaynaklanan hiçbir kavga göremiyorum ben. Dolayısıyla Mısır'la bir an önce normalleşmek ve uzlaşmak lazım. Hatta İsrail'le de bir an önce normalleşmek lazım. Çünkü İsrail'le bizim aramızda bir ulusal çıkar hesabı yok. İdeolojik duygusallıklar yüzünden ülkelerin dış politikaları savrulmamalıdır. Dolayısıyla mesela İsrail'le ilişkilerimiz normal olsa Amerika'daki İsrail lobisi oradaki kongreyi büyük ölçüde yatıştırıyor olabilir şu anda. Ama tam tersine mesela her zaman Türkiye'nin lehinde olan İsrail lobisi şimdi bakıyorum zaman zaman PYD'yi destekleyecek kadar Türkiye karşıtlığı konusunda kendini kaybetmiş görüntü veriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hele hele Kıbrıs'a Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de doğru adımlar atmaya başladığı böyle bir dönemde mutlaka komşularıyla ilişkilerini gözden geçirerek dış politikasında bir bütünlük sergilemelidir. O zaman göstereceğimiz kararlılık adımları karşı taraf üzerinde çok daha etkili olur. Sayın Ünal, Türkiye Amerikan boyundurundan kurtuldukça Amerikancı aydınlardan da yavaş yavaş kurtulmaya başlayacak ki bunun adımları da atılıyor. Şimdi iki soru yöneltmek istiyorum. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler malum. S-400'lerin Türkiye'ye gelmeye başlaması Türkiye'nin elini daha da güçlendirir mi? Doğu Akdeniz konusunda bir de S-500'ler söz konusu. Türkiye, Rusya ile birlikte S-500'lerin geliştirilmesinde aktif bir şekilde rol alabilir mi? Bence alabilir. S-500'ler konusunda alabilir, almalı. Çünkü görebildiğim kadarıyla Rusya tarafı Türkiye ile bu konuda işbirliğine girişmek, teknoloji transferi yapmak, birlikte üretimi düşünmek gibi pek çok seçeneğe açık durumda. Bu S-500 füzeleri de dünyada hiçbir rakibi olmayacak derecede mükemmel görünüyor şu anda. Hatta Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun yaptığı bir açıklamada şu vardı, şu ifade aynen. Diyordu ki bir S-500 bataryası bile Türkiye'nin bütün hava sahası için yeterli olacak diyor. Dolayısıyla bu tip silahlara Türkiye'nin tabii ki ihtiyacı var. Ama hele hele teknoloji transferiyle, ortak üretimle desteklenirse Türkiye'nin buna hayır dememesi gerekir. Bunu devam ettirmesi iyi olur. Bu arada Amerikalıların işte biz size yaptırım uygulayacağız gibi abuk subuk tavırları devam ederse ve Türkiye'de bu füzelerin Rusya ile birlikte üretimine girişirse Amerikalılar da Türkiye'nin işini kolaylaştırmış olur. Diğer konuda şu anda S-400'lerin alımı zaten Doğu Akdeniz'deki dengede Türkiye'nin eline ciddi bir silah veriyor. Ciddi bir üstünlük kazandırıyor. Buna hiç şüphe yok. Çünkü 400 kilometre etkili menzili olan bir silahtan bahsediyoruz. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye uzaklığı 60 kilometre civarında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin derinliğiyle birlikte düşünseniz bu aşağı yukarı 100 kilometre. Güney Kıbrıs'ın tamamını katarak düşünseniz işte 200 kilometrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Oysa 400 kilometre etkili menzili olan 400 kilometredeki hedefleri vurma kabiliyeti olan, tarama kabiliyeti olan bir silahtan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Türkiye'ye çok ciddi bir üstünlük kazandıracağı açık. Peki şunu sormak istiyorum. S-400'ler Türkiye ziyaretini iptal ettirebilir mi? Zira Trump'ın yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayında yani bu yaz aylarında Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Ziyareti iptal ettirebilir mi? Şimdi Amerika az önce söylediğim gibi Amerikan yönetimi o kadar kafa karışıklığı içinde olduğunu gösteriyor ki mesela bugün bir haber geçti hızla. Amerika İran'a uygulamayı düşündüğü yaptırımlardan vazgeçti diyor. Çünkü habire şey haberi geliyordu. İran'a işte yeni yaptırımlar, yeni yaptırımlar. Şimdi Amerika İran'a yeni yaptırımlardan vazgeçiyorsa o zaman acaba Amerika bu nükleer anlaşmaya geri dönmek mi istiyor? Diğer konularda tavrı nedir? Şimdi aynı anda Çin'le, aynı anda Rusya'yla, aynı anda İran'la bir mücadeleye tutuşmuş görüntüsü veren, Avrupa Birliği üyesi önemli ülkelerle ilişkileri pek iyi gitmeyen bir Amerikan yönetiminin
armudun sapı, üzümün çöpü gibi şeylerle, gerekçelerle ve PYD'ye destek vermek gibi abuk subuk davranışlarla Türkiye'yi kaybetmesi çok garip bir şey olur. Ama olur mu olur? Çünkü Amerika dış politikasında hata yapma şampiyonluğunu da kimseye bırakmaz. Bunun yakın tarihteki örnekleri epeyce vardır. O yüzden yani evet, Amerikan başkanı bu ziyaretten vazgeçer vazgeçmez diye kesin bir şey söylemek mümkün değil. Vazgeçmeyebilir. Yani eğer Trump kendi haline bırakılırsa sanki vazgeçmez ve Amerikan derin devletinin elini kolunu bağlayan çabaları göğüslemeye çalışır gibi. Ama bugüne kadar da görüyoruz ki Trump ne zaman böyle bağımsız hareket etmek isterse Amerikan derin devleti Trump'ı elinden kolundan yakalıyor. Özellikle İsrail lobisinin çok esiri olmuş durumda. Kendisi yeniden seçilebilmek için bu Rusya'yla seçim kampanyası sırasında işbirliği yaptığına dair iddiaların üstesinden gelmek için Amerikan iç politikasında muhtemelen İsrail lobisine epeyce bir ihtiyaç duyuyor. O ihtiyaçla birlikte İsrail lobisinin burada işte Trump'ı Türkiye'ye karşı belli konularda yani Amerika'nın ulusal çıkarlarına hiç de uygun olmayan tavırlara zorlayabildiğini görüyoruz bugüne kadar. İran'la İran nükleer anlaşmasından Amerika'nın çekilmesinde de İsrail lobisinin çok etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz, gördük, takip ettik. Burada da aynı şeyler söz konusu ama bütün bunlar Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'ye yapmayı planladığı geziyi iptal etmesine kadar gider mi? Bilemiyorum. Yani ama Amerika'nın dağınıklığını bu şekilde ifade edebilirim. Sayın Ünal, Türkiye Amerika'dan sürekli bazı silahları talep etti ama Amerika bu silahları Türkiye'ye satmadı. Bölücü terör örgütü PKK, PYD ise tırlarla gönderdi bu silahları. Amerika kanadından çok ciddi tehditler geliyordu. Sürekli tehditler geliyordu. Amerika'nın bundan sonra o tehditleri hayata geçireceği, yani yaptırımları hayata geçirip geçirmeyeceği beklenecek elbette ama Türkiye çok önemli bir hamle yapmış oldu S-400'leri almakla. Son bir değerlendirme yapmanızı rica ediyorum efendim. S-400'ler Türkiye, Amerika, Rusya konusunda. Şimdi belki Türkiye açısından şunu söylemekte fayda var. Dünya çok kutupluluğa evrildi. Yani bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce dünya bir anda kendisini tek kutuplu bir halde buldu. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu tek kutuplu dönemde tek hegemon durumundaki Amerika tek kutuplulu dünyanın kendisine sağladığı bütün avantajları ve fırsatları çok hovardaca harcadı. İşte Irak'a saldırı, Afganistan savaşı, Suriye'de savaş, yani böyle İsrail lobisi Amerika'nın burnundan tuttu ve aslında Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devletin ulusal çıkarı olmayan ne kadar iş varsa hepsine bulaştırdı Amerika'yı. Ama artık dünya Amerika'nın rahatlıkla at koşturabileceği derecede bir tek kutuplu dünya değil. Özellikle Putin'in gelmesiyle birlikte Rusya kendisini hızla toparladı. Kendi bölgesinde, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında, hatta Sovyetler Birliği'nin bile elde edemediği derecede Orta Doğu'da rol oynayabiliyor. Dünyanın geliştirdiği silah sistemleriyle Amerika'nın önüne geçmiş durumda. Öte yandan Çin ise bir küresel güç olma yolunda, potansiyeli var ve çok yakın bir gelecekte Çin bir küresel güç haline dönüşebilir. Şimdi Amerika, Çin, Rusya üçlüsü arasındaki bu çok kutupluluğun içinde Avrupa Birliği ciddi bir ekonomik aktör ama kendi içinde ne kadar tutarlı hareket edebilir ya da Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri birlikte hareket etmeye mi başlarlar? Örneğin Almanya ile Fransa'nın hem Rusya hem de Türkiye'yi içine alan bir görüşmeler trafiği vardı. Bunlar böyle devam edebilir mi? Şu anda bilemiyoruz. Muhtemelen devam eder Amerika'nın bu tavırları karşısında. Bir de orta büyüklükteki devletler var. Mesela Türkiye ve İran iki tipik orta büyüklükteki devlet.
Bunlar da belki bölgelerinde tek başlarına oyun kurucu olamayabilirler ama kurulan oyunları bozabilirler. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye eğer iyi akıllı davranırsa, komşularıyla ilişkilerini düzeltirse, hırçınlık yapmakta ısrar eden Kıbrıs Rumları gibi komşularının üzerine de kararlılıkla giderse, bu arada bir takım ekonomik projeler geliştirerek komşularıyla böyle gümrüksüz ticaret vesaire gibi konularda ön alıcı girişimlerde bulunursa, askeri açıdan da Amerika ile ideolojik bir kavgaya tutuşmadan Rusya ile ilişkilerini derinleştirmeye devam ederse Türkiye'nin önü açıktır. Burada en sıkıntılı şey şu olabilir. İdeolojik duygusallıklar üzerine dış politikada ısrar etmek Türkiye'ye çok büyük külfet getirebilir. Böyle bir dış politika aslında bana sorarsanız şu ana kadar Türkiye'nin maddi ve manevi kaynaklarını, enerjisini büyük ölçüde tüketiyor. O açıdan Türkiye'nin pazuları ne kadar kuvvetli olursa olsun bölgesel bir çerçevede baktığımızda pazularına ilaveten diplomasiyi aklını da koyması ve hem komşularıyla hem de küresel ya da küresel olma potansiyeli olan güçlerle ilişkilerini böyle bir çok kutuplu dünya düzeni mantığına göre yeniden değerlendirmesi lazım. Eğer bunu yaparsa Türkiye'nin önünde bayağı diplomatik, siyasi, askeri ve özellikle ekonomik fırsatlar çıkar diye düşünüyorum. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Hasan Ünal, çok teşekkür ederiz. Ana haber bültenimize katıldınız, sorularımızı yanıtladınız, görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun, var olun efendim. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sevgili seyirciler, dedik ya bugün 12 Temmuz 2019 ama Türkiye için son derece önemli günlerden biri. S-400 hava savunma sistemleri Türkiye'ye teslim edilmeye başlandı. İlk ekipmanlar Ankara'ya Mürtet Askeri Hava Üssü'ne getirildi. Süreç işliyor, devam ediyor. Kaç batarya gelecek toplamda, nerelere konuşlandırılacak bunları ilerleyen süreçte hep birlikte göreceğiz ama şu bir gerçek ki S-400'ler Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. Tehditlere boyun eğmeyen Türkiye'ye S-400'ler hayırlı uğurlu olsun diyoruz bir kez daha. Ana haber bültenimize de burada noktayı koyma vakti geldi diyoruz. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.